Diğer şeyi de bağırıp çağıranlar anlamındadır. Her türlü hal ve harekette, sözde haddi aşmak, taşkınlık yapmak çirkin işlerden sayılmıştır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadis-i şerifi. Bu hadis-i şerifle birlikte biz Müslümanların kendi aralarında gayet uyumlu bir şekilde, ahlaki bir şekilde yaşamaları gerektiğini, sözlerinde, davranışlarında her daim ahlaklı ve Allah'ın hoş gördüğü şekilde olması gerektiğini bilmeleri ve bunu yaşamaları gerektiğini görüyoruz. Peygamberimiz her hususta, konuşmalarda dahil, had ve ölçüyü aşmaktan ve buna yeltenmekten kaçınınız. Çünkü Allah her hususta haddi aşanı ve buna yelteneni sevmez buyuruyor. Ya biz nasıl olsa arkadaşız, aramızda teklif yok deyip konuşurlarken argo, ahlaksızca konuşmaların, haddi aşarak konuşmaların doğru olmadığını vurguluyor. Yani her yerde bu önemli bir uyarıdır. Haddi aşarak konuşmak, fuhuş ve karşılıklı bu tür sözlerle söz sarf etmenin İslamiyet'te yeri yoktur. Bu özellikle şu okuduğum hadis-i şerif Mecmu'z Zevaid'de geçiyor. Fuhuş ve karşılıklı fahiş söz sarf etmenin İslamiyet'te yeri yoktur. İslamiyet bakımından insanların en güzeli, ahlakı en güzel olandır. Öyle videolar, öyle senaryolar, öyle konuşmalar çıkıyor ki artık günümüzde. Küfür ederek konuşmanın, argo kelimelerle konuşmanın, ahlaksızlığı ima eden şekilde konuşmanın maharet olduğu, alkışlandığı bir dönemdeyiz. Konuşurlarken imalı ama ahlaki olmayan noktalara ima var. Küfür ederek konuşuyor, söverek konuşuyor. Bu da bayağı büyük bir maharetmiş gibi. Gülerek, kahkahalarla gülerek video olarak servis ediliyor insanlara. Bu da İslam'a, Müslümanlığa, inancımıza ve ahlakımıza uymaz. Nisa suresinin 148. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan müstesna. Haksızlığa uğrayan müstesnadan kız. Yani küfrederek konuşmayı sevmez. Ama acıyla zulme uğramış, o sırada feveran ederken çıkan o müstesna diyor. O diyor acısından söylemiştir diyor. Ama bugün özellikle internet alemine video olarak gönderilen konuşmaların tamamına, videoların tamamına baktığımızda bunların kahir ekseriyeti hep bu küfürlü konuşmalar, kötü sözlü konuşmalar olduğu görülüyor. Bu nereye götürüyor bizi? Bu bizi ahlaksızca bir oturum, ahlaksızca bir toplum, ahlaksızca bir aile, ahlaksızca bir millet haline dönüşmemizi sağlıyor. Bundan korunmanın yolu sözümüzü dinimize uygun bir şekilde, inancımıza uygun bir şekilde, ahlakımıza uygun bir şekilde ne yapmamız lazım, söylememiz lazım. Kötü ve çirkin konuşmalar, argo konuşmalar, açık seçik konuşmalar, çarşılarda, sokaklarda, insanların içerisinde bu tür konuşmalar hep yerilmiştir, zemmedilmiştir. Sokaklarda bağırıp çağırmalar, insan haysiyetini zedeleyen ve ahlak düşkünlüğünü ifade eden davranışlardır. Bağırıyor, çağırıyor. Bakıyoruz bir korna yapıyor, kalkıyor oradan bağırıp çağırıyor. Hatta bu pazar yerlerinde çok büyük bağıranlar da var. Bunu da bunun içine katanlar var. Bağıra çağıra konuşarak mahallenin ortasında aileleri rahatsız edenler var. Yani bunlar bize yakışmayan davranışlardır. Yani ecdadımız öyle güzel uygulamalar yapmış ki seyyar satıcı bir sokağa girdiğinde eğer o sokakta bağırılması istenmiyor bir hasta falan varsa onun susması için bir sarı çiçek sokağın başındaki veya o hastanın bulunduğu evin penceresine konurmuş. Onu gören seyyar satıcı da kesinlikle sesini yükseltmezmiş.
Müslüman da Allah'ın sevmediği şeyleri yapmama için gayret sarf etmesi lazım. Haya en önemli meziyettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Mümini kamil taan eden, yani ayıplayan, çekiştiren, lanetleyen değildir diyor. Kaba saba, ağzı bozuk kimse değildir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mümini kamil taan eden, yani ayıplayan, çekiştiren, lanetleyen, kaba saba, yani sözü ve davranışı ağır ve çirkin, ağzı bozuk kimse değildir diyor. Fuhuş, hayasızlık, çirkin sözlerde ve hareketlerde bulunmak, utanmazlık, haddi aşmak, her ne şeyde olursa onu kirletir buyuruyor Peygamberimiz. Haya, her ne şeyde olursa onu da süsler buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü müminin mizanında, terazisinde hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir buyuruyor. Allah Teala kaba ve ağzı bozuk kimseleri sevmez, onlara buğz eder buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah el-Cedeli anlatıyor. Hazreti Ayşe annemize Resul-i Ekrem Efendimizin ahlakını sordum diyor. Abdullah el-Cedeli. O diyor, Ayşe annemiz radıyallahu anha, ona sordum diyor. O da Resulullah ne fahiş yaratılıştan kaba, yani ne kaba ne de mütefahhiş, sonradan kabalaşan. Yani Resulullah yaratılışta, ne yaratılıştan kaba ne de sonradan kabalaşan, ne de çarşı ve yollarda bağıran kişiydi. Kötülüğe karşı kötülükle muamele etmezdi, mukabele etmezdi. Onu affeder ve bağışlardı. Mümine yakışan da güzel sözde olmaktır. Bağıra çağıra, insanları aşağılayarak, kötü sözlü olarak konuşmak veya bu sözleri insanların ortasında ortaya salıvermek değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne fahiş ne de mütefahhiş, yani ne yaratılıştan kabaydı ne de sonradan kabalaşandı. Ne de çarşı ve yollarda bağıra çağıra konuşan kimseydi. Kötülüğe karşı kötülükle muamele etmez, mukabele etmez, karşılık vermez. Onu affeder, onu bağışlardı diyor. Şimdi bu sözlerle ifade etmemek lazım. Mümin yumuşak dilli olması lazım. Bağırarak, çağırarak, sert dilli olarak olmaz. Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'a bile Rabbimiz Teala ne buyuruyor? Onun yanına git, yani Firavun'un yanına git, ona kavli leyyinle, yumuşak bir lisanla. Yumuşak bir lisan, tavizkar bir, yağcı bir lisan, konuşma değil. Onun anlayacağı dilden güzel güzel ifade ederek, nezaketli bir şekilde konuş diyor Rabbimiz Teala. Yani bu kaba saba konuşarak bir yere varmak mümkün değildir kıymetli dostlar. Bir büyüğün ifadesi, edipler edepli olmalıdır. Hem de edebi İslamiye ile müteeddip olmalıdır demiş. Yani edip bir kimse, edebiyatla, nezaketle uğraşan kişi edepli olmalıdır. Hem de İslam'ın edebiyle edeplenmiş olmalıdır. Doğru konuşmak lazım. İnsanların anlayacağı şekilde konuşmak lazım. Kıymetli dostlar, fuhuş, yani açık saçık, kaba, argo, kötü söz, çirkin şeyleri açık bir şekilde ifade etmek zemmedilmiştir dedik. Bunlar umumiyetle seb kelimesiyle Arapçada ifade edilir. Küfretme, sövme anlamında da kullanılır. Zihniyeti bozuk, ahlakı bozuk insanların ağızlarından düşürmedikleri bu cümleleri mümin olduğuna inandığımız kimselerin ağzından duymamız doğru değildir. Mümin hem güzel sözlü olmalıdır, hem yumuşak dil kullanmalıdır. Salih kimseler, mümin kimseler bu sözleri söylerken de dinlerken de sıkılır. Söylemezler ve dinlemek de istemezler.
İbn Abbas radıyallahu anh der ki, Allah haya ve kerem sahibidir. Affeder, birçok şeyleri kinayeli olarak anlatır. Mesela cinsi münasebeti temas ile ifade eder. Mes, lems, duhul ve sohbet kelimeleri vikadan, yani hanımlarla irtibatın olmasından, münasebetten, kadınlara dokunmaktan, kadınlara yaklaşmaktan, haşır neşir olmaktan gibi kelimelerle ifade eder diyor. Direkt kelimeleri bizim Türkçemizde veya o diğer dillerdeki gibi kaba ve arizi bir şekilde kullanmaz diyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Abdullah İbn Abbas, bakın Nisa suresinin 43. ayet kerimesinde, Bakara suresinin 187. ayet kerimesinde, Nisa'nın 21. ayet kerimesinde, Nisa suresinin 21. ayet kerimesinde Rabbimiz bunları kinayeli anlayacak şekilde insanların zihinlerine kaba bir şekilde girmesine mani olacak şekilde anlatmıştır diyor. Bunlar fahiş değildirler. Fakat bunların karşısında fahiş ve açık kelimeler de vardır ki bunlarla anmak çirkindir. Bunların çoğu sövüp saymakla, ayıplamakla bu tür yerlerde kullanılır diyor. Bu yüzden bu tür şeylerden uzak durmak lazım. Gizli yapılan her şeyi açık ve sarı kelimelerle ifade etmek fuhşi kelamdır diyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. Yani bunlar çok önemli. Bizlerin Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Teala'nın nasıl anlattığını da baktığımız zaman bu kelimeleri, yani biraz önce Abdullah İbni Abbas'ın söylemiş olduğu Allah, bakınız diyor, mes kelimesiyle, lems kelimesiyle, duhul kelimesiyle diyor. Bunlar hep kinayeli ama ifadeyi en doğru şekilde anlatan tarzdır. Öbür türlü anlatmanın doğru olmadığını, doğru olmaktan daha çok kaba olduğunu üstüne vuruyor. Şimdi o zaman günümüzün Müslümanları özellikle sosyal medya dediğimiz ahlakın en dibe vurduğu, ahlaksızlığın en dibe vurduğu, ahlakın da efendim insanlar tarafından zorla seçilerek alındığı bir yer. Yani ahlaklı olabilmek o kadar zor, ahlaksız olabilmek o kadar kolay olan bir bölgede, bir yerde, sosyal medyada Müslümanlar kesinlikle sözüne, davranışına dikkat etmesi lazım. Ama maalesef bugün en dindar olan birçok insanımızı sosyal medyada kabalaştığını, kötü sözlerle, fuhuş sözleriyle ifadelere gülüp geçtiklerini görüyoruz. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi küfürlü konuşmalarla videoları paylaşmayı maharet zanneder hale geldik. Halbuki ahlaki bir altyapısı olmayan bir toplumun beraberce bir medeniyeti oluşturması, bir faziletler medeniyetinin içerisinde yer alması mümkün değildir. Ahlak olmadan olmaz. Bu ahlak sadece ve sadece efendim peki efendim olur efendim demek olarak algılanmamalı. En doğru şekilde, en güzel bir şekilde yaşamaktır. Yapılacağı en doğru şeyi en güzel şekilde yapmaktır. Ama biz maalesef bugün bu tür güzellikleri göremez hale geldik. Tabii bugün artık tesettürlü olan hanımlarımız da, namaz kılan beylerimiz de faizden veya efendim ahlaksızlıktan, fuhuştan geri çekilmediklerini, bunlarla gayet normal bir şekilde olduklarını görüyoruz. Yani nasıl diyelim, çok rahat bir şekilde kredi çekebiliyorlar, faiz alabiliyorlar. Çok rahat bir şekilde tesettürlü olduğu halde hanımlar erkeklerle karışık olan yerde halaylar çekebiliyorlar. Halay oyununa dahil olabiliyorlar. Faiz müesseselerinde görev alabiliyorlar. Ahlaksız yerlerde veyahut da efendim gayrimeşru olan ortamlarda bulunabiliyorlar. Ve bu bir başını örtmekle de kurtaracaklarını zannediyorlar. Bu da bizim kaybımızı, yanlış kayıplarımıza, yanlışlarımıza ifade ediyor. Evet, herkesin günah işleme özgürlüğü vardır ama bir Müslümanın Müslüman olduktan sonra İslam'ı da temsil ettiğini bilmesi gerekir.
Bu önemli bir noktadır. Herkesin ne yaptığına karışmak diye değil, temsil ettiği misyon önemli. Bu göz önüne, bu göz önüne konulmadığı zaman bir de sakallı işte, bir de namaz kılıyor işte, bir de başörtülü işte diyerek yapılan günahla o bütünleştirilebiliyor. Bundan kaçınmak gerekiyor kıymetli dostlar. Bu sebeple eğer dinimizi yaşamak için gayret sarf ediyorsak sözümüze de dikkat etmek zorundayız. Ağzımızdan kötü sözün, fuhuş sözünün, açık seçik sözlerin çıkmaması lazım. Kimse yok ya değil. Hiç kimsenin olmadığı yerde ahlaklı olabilmek önemli. Kimsenin tanımadığı yerde ahlaklı olabilmek önemli. Konya'mızda, evinde, mahallesinde herkes onu öyle biliyor ama Konya'nın dışına çıktığında, başka bir yerlere gittiğinde o olmaktan çıkıyorsa bunun adı münafıklıktan başka bir şey değildir. O bu sebeple ne olursa olsun bizler Müslümanlar fahiş sözlerden, yani ahlaksız sözlerden, açık seçik kelimelerden, Müslümana yakışmayan efendim kaba ve rencide edici sözlerden, kabalaşmaktan uzak durmamız lazım. Bir hakikati doğrudan söylemenin uygun olmadığı durumlarda kinayeli söylemek daha edepli olur. Mesela düşünün, tuvalet ihtiyacı varsa bir kimsenin, yani bunu ifade ederken bizim büyüklerimiz abdest bozmaya gideceğim, abdest almaya gideceğim, abdest tazeleyeceğim derdi. Bunlar şimdi unutuldu. Bunlar unutuldu maalesef. Bazı şeylerin kinayeli anlatılması edepten kaynaklanır. Bu tür şeylere dikkat etmek gerekiyor. Edebin menbaı olan Kur'an-ı Kerim'de kaba ve çirkin sesler, kaba ve çirkin sesler, sözler merkebin sesine, onun anılmasına benzetilmiştir. Peygamber Efendimiz'e inen o yüce Kur'an-ı Kerim, bir insanlığın tüm hidayet rehberi olan o Kur'an-ı Kerim'de bakınız. Sesini alçalt, unutma ki seslerin en çirkini avaz avaz bağıran merkeplerin sesidir diyor. Buradaki sesi alçaltma, hakikati haykırma anlamında değil. Kaba kaba konuşma, yüksek perdeden konuşma, ağzını doldura doldura konuşma, efendim taktik olarak da bilgiç bilgiç insanlara baskın konuşmanın adıdır bu. Hani yukarı üst perdeden konuşma. Buna karşılıktır. Sesini alçalt diyor Allah Teala. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Lesavtil hamir diyor. Eşeklerin sesi, merkeplerin sesidir diyor. Bu sebeple konuşurken sesimize dikkat edeceğiz. Yani üst perdeden konuşmayacağız. Kaba kaba konuşmayacağız. Baskın konuşmayacağız. Kıymetli dostlar, dil bir kelime ağacıdır. Aşılanmış bir meyve ile yabanisi arasında fark vardır. Terbiyeden geçmiş bir dille terbiyeden geçmemiş, terbiye görmemiş bir dil arasında fark vardır. Biri lafı en güzel şekliyle karşı tarafın ifade ettiği, yani muhatabının anlayacağı en güzel şekilde ifade eder. Öbürü aynı hakikati zehir gibi ifade eder. İşte bu ikisini ayırt edebilmek lazım. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Yani ayete geçmeden önce şunu da söyleyelim. Nerede ne şekilde konuşacağını bilen, ifadelerini insanları yaralayan değil, insanları onaracak şekilde, hataları söylerken bile, eleştirirken bile onaran ve destekleyen, yani karşı tarafı destekleme değil, sözleriyle onarılmayı destekleyen bir konuşma var. Bir de
Evet, hakikati söylüyor ama eziyor. Ama parçalıyor. Ama zehirliyor. İşte bunların, bunlar da zehir gibi acıdır. Bazıları diyor, ben doğruyu söyledim. Doğru, hakikat acıdır diyor. Ya acı vardır, acı ifade etmek vardır. İfade etmenin tarzı farklıdır. Hani biri bal yapar, biri zehir yapar. Bunun gibi fuhşi kelam, yani kaba, acı, rencide edici, açık seçik, ahlaki olmayan konuşma tarzı zehirdir. Meyvesi de, kökü de sağlam değildir, acıdır ve yıkılır. Yıkar karşı tarafı. Yani şunu söylemek istemiyoruz. Herkese yumuşak olma diye değil. Müslümana yakışan şekilde konuşmak lazım. Nerede sert konuşulacaksa, nerede efendim yumuşak konuşulacaksa bunu bilecek. Kaba, aşağılayıcı, rencide edici, ahlaksızca konuşmaların hiçbir şekilde yumuşağı veya efendim şeyi olmaz. Faydalısı olmaz. İbrahim suresi 24, 25, 26. ayet-i kerimelerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü kökü yerde sabit, dalları gökte olan bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman yemişini, meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün misali yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı olmayan pis bir ağaca benzer. Bunu itikat noktasında söylediğimizde kelime-i tevhidin ifadesi, Allah'ın dininin, Allah'ın vahyinin ifadesi köklü bir ağaçtır. Putlar ve onun yanında onların oluşturmuş olduğu sistem köksüz, yıkılası bir ağaçtır. İnsanların konuşma tarzı olarak düşündüğümüz zaman o ağaç işte Allah'ın izniyle yemişini veren köklü bir ağaçtır. Bir söz var, uslubu beyan aynıyla insandır. Uslubu beyan aynıyla insandır. Yani ağzımızı her açtığımızda başkaları oradan bizi seyreder. Yani ben nasıl konuşacak? Zem ederek mi konuşuyorum? İnsanları aşağılayarak mı konuşuyorum? Nedir bu? Uslubu beyan aynıyla insandır. Ne zaman konuşmaya başladık, bizim notumuzu o zaman verir insanlar. Yani içimizi seyreder, ruhumuzu seyreder, zihnimizi seyreder, ahlakımızı seyreder oradan. Uslubu beyan dediğimiz, insanın anlatması dediğimiz olay vuku bulunca. Öyleyse kem sözler, kaba ifadeler kullanılmamalı. Fuhuş ifade eden sözlerden kaçınılmalı. Zira bozuk ağızlılık, kötü sözlülük, ahlak düşkünlüğünün, ahlak zayıflığının en açık belirtisidir. Mümine yakışmayan bir durumdur kıymetli dostlar. Bu sebeple konuşma tarzımız her zaman bize yakışan nezakette olmalı. Kaba olmamalı, sert olmamalı. Şunu söyleyebilirler kardeşlerimiz. Hiçbir yüzümüzü ekşitmeyeceğiz. Yani bugün hiçbir biz sert görünmeyeceğiz. Veyahut da bir olumsuzluk karşısında tavrımızı koymayacağız. Evet, o olumsuzluğun karşısında tavrımızı koyacağız, öfkeleneceğiz veyahut da kızacağız. Ama bunların her biri mümine yakışan şekilde olacak. Yani zembereyi boşaltmayacak. İpi koparmayacak. Nasıl olsa iş bozuldu diyerek mümine yakışmayan tavırların içerisine girmeyecek. Hani Yunus der ya, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağlı aşı, bal ede yağ ede veya bal ile yağ ede diyor.
biz ne konuşuyoruz o önemli. Yine bakınız, sert konuşan, ters konuşanlara karşı tavrımız. Ayşe annemizin rivayetinde geçiyor. Yahudilerden bir grup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Selam verir gibi görünerek Esselamu aleyküm. Ölesice diyor. Ölüm senin üzerine olsun diyorlar. Hazreti Ayşe annemiz, ölüm sizin üzerinize olsun. Allah size lanet etsin. Allah size gazap etsin diye cevap veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yavaş ol ey Ayşe. Yavaş ol diyor. Yumuşaklıkla, rıfk ile hareket et. Sert davranıştan ve çirkin sözden uzak dur. Bakınız, Yahudiler geliyor. Esselamu aleyküm. Yahudiler hep böyledir zaten. Kendilerinden başkalarının yok olmasını hep istemişlerdir. Bakın Gazze'de ne yapıyorlar? Filistin'de ne yapıyorlar? Ama Allah'ın izniyle Gazze'de de, Filistin'de de, dünyanın her yerinde de o Yahudiler artık bundan sonra soluk alamayacaklar. Neden? Çünkü artık kendilerinin ne kadar alçak ve aşağılık bir varlık olduklarını bu son Gazze cihadıyla ortaya çıkardık. 7 Ekim herkesin ne menen bir şey olduğunu, ne mal olduğunu ortaya koydu. O konuya birazdan geleceğiz inşallah. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Yavaş ol ey Ayşe, rıfk ile muamele et, hareket et. Sert davranıştan ve çirkin sözden uzak dur diyor. Ayşe annemiz Peygamberimize dönüyor ve diyor ki ya Resulallah, sen ne dediklerini duymadın mı diyor. Peygamber Efendimiz, sen de benim onlara ne dediğimi işitmedin mi diyor. Sözlerini kendilerine iade ettim diyor. Ve aleyküm, siz geberin dedim diyor. Benim onlar hakkındaki sözüm kabul olunur. Fakat onlar benim hakkımdaki sözler kabul olmaz diyor. Bakın, Şirazi'den çıktığı an oluyor insanın. Mümkün mertebe neydi? Yiğitlik, Peygamber Efendimiz, pehlivanlık, yiğitlik, birinin sırtını yerine getir, yere sırtını yere getirmekle değil diyor. Öfkelendiğinde öfkene hakim olabilmektir diyor. Gelmiş Yahudi, Esselamu aleyküm demiş, geberesin demiş, ölesin demiş. Peygamber Efendimiz, ve aleyküm demiş. Siz geberin demiş. Ayşe annemiz bunu duymamış, bunlara siz geberin, Allah size lanet etsin, Allah size gazap etsin diye böyle öfkeli bir şekilde konuşuyor. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki, yavaş ol. Yavaş ol diyor. Ve Yahudilerin ne derece ihanet sahibi olduğu o zaman da belli. Üç Yahudi kabilesi, Kureyza, Kaynuka ve Nadir oğulları ihanet ederek Medine'den sürgün edildiler. Zaten Medine'ye de onlar tarihte Kudüs ve civarından sürgün edilmişlerdi. Oradan kovulmuşlardı. Hayber'e, Medine'ye, o civarlara. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor. Hristiyan ve Yahudilerle karşılaşınca önce siz selam vermeyin diyor. Onlar size versinler. Siz ona karşılık mukabele edin. Bir yolda onlarla karşılaşınca kenardan gitmeleri için yollarını daraltın diyor. Onlara yol vermeyin diyor. Bakınız, Peygamber Efendimiz Müslümanın nasıl davranması gerektiğini. Şimdi hümanistler insanlık sevgisi olduğunu zanneden ahmaklar diyorlar ki ve olur mu diyor onlar. Bakın Peygamberimiz öyle diyor. Neden? Neden? Çünkü onlar Peygamberi kabul etmiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı geliyorlar. Ümmetin, Müslümanların izzeti için onlara siz kenardasınız. Bakınız Osmanlı bunu çok güzel yaptı. Tanzimat fermanına kadar hiçbir gayrimüslim Topkapı Sarayı'nın içerisine giremezdi. Çünkü orada peygamberlere ait emanetler, peygamberimize ait emanetler var. Orası da aynen Mekke, Medine harem gibidir. Harem bölgesine kesinlikle gayrimüslim giremezler.
sarayın dışında çadır kurulur, onlar orada ağırlanırdı. Ama ne zaman ki Tanzimat İhanet Fermanı yayınlandı, Müslümanlar Yahudilerle, Hristiyanlarla, yani kısacası gayrimüslimlerle eşit sayıldı. O günden bugüne düşüşümüz devam ediyor. O günden bugüne. Kıymetli dostlar. Ehli kitap size selam verince onlara ve aleyküm diye cevap verin buyuruyor Peygamberimiz. Yahudiler selam verince size onlardan biri Esselamu aleyküm, acil ölüm size olsun. Yani geberesince derlerse siz de onlara aleyke deyin, siz geberin deyin. Peygamber Efendimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, bu hadisler Yahudi ve Hristiyanlarla olan selamlaşma adabını ortaya koyuyor. Ama onlara haşmet meab, efendim efendi hazretleri veyahut da böyle övgülerle mektup yazanları, onlara dostum diyenleri, onları ortak kabul edenleri, onları sırdaş kabul edenleri nereye koyacağız? Bakınız, burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ve Hristiyanlar diyor, size selam vermeden siz selam vermeyin. Onlarla bir caddede giderken yollarını daraltın. Öyle yolda yolun sahibiymiş gibi yürümesinler. Değerlerini bilsinler, yönlerini bilsinler diyor. Ama bunun yanında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bunlara diyor kesinlikle ve size selam verdiklerini düşündüğünüz veya duyduğunuzda ve aleyke deyin diyor. Sevmeyin onları diyor. Ama onları biz dost ilan ediyoruz. Onlarla biz dostuz diyoruz. Onlar bizim ortağımız diyoruz. Onlar bizim şuyumuz diyoruz, buyumuz diyoruz. Halbuki bu bizim yanlışlarımızdır. Ayet-i kerimede Allah Teala Yahudi ve Hristiyanları dost kabul etmeyin. Onlar siz onların dinine girmedikçe onlar sizi dost kabul etmez diyor. Ayet-i kerimede Rabbimiz Teala. Şimdi ehli kitap denen Yahudi ve Hristiyanlarla selamlaşma adabını ortaya koyuyor. Bunlar ne? Birkaç maddeyle size ehli kitapla selamlaşmayı anlatmaya çalışalım, adabını. Birincisi, selam her şeyden önce bir dua ve teşriftir. Muhataba kıymet verme ve onu şereflendirmedir. Halbuki yaptıkları yanlışlıklarla, Allah'a ve peygamberlere ve dine karşı takındıkları tavırlarla, bozuk ve muharref inançları, yani Allah'ın gönderdiği dini, kitabı bozmaları sebebiyle onlar kesinlikle teşrife layık değildirler. Neyini şeref vereceksin? Allah'ın ayetini bozmuşlar, kitabını bozmuşlar, peygamberi öldürmüşler, peygamberlere karşı tavır takınmışlar. Öyleyse diyor, selam vererek onlara teşrif etmeyin, yani şeref falan demeyin, şeref vermeyin diyor. Tazim o etmeyin, onlara tazim ortaya koymayın diyor. Bırakın onlar önce size selam versin. Siz onlara nasıl selam, onlar size nasıl selam vermişse siz de onlara o şekilde mukabele edin diyor. Doğru dürüst eğer selam verirlerse, iyi niyet temennilerle siz de aynı şekilde ne yapın? Mukabelede bulunun diyor ulema. İkincisi, selamlarına mukabele ederken ve aleyküm deyin. Çünkü onlar sizin hakkınızda hayrı düşünmezler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bizzat, bakın onlar böyle yapar diyor. Ve aleyküm deyin diyor. Şimdi kalkıp olur mu canım bu? Onlar da insandır. Onlar da bizi, insanlığın iyiliğini düşünüyor. Kesinlikle dünyada şu anda bozulan her türlü ayarın, sistemin bozulmasına sebep Yahudi ve Hristiyanların yapmış olduğu çalışmalardır. Neden çıkartıyoruz? Bugün onlar iş başında değil, yönetici diye değil. Yani güçleri var, paraları var, efendim teknolojileri üstün ama toprağı da bozdular, havayı da bozdular, suyu da bozdular, nesli de bozdular, ürünü de bozdular. Bu kadar basit. Dünyanın ayarını bozdular. İnsanlığın iyiliği için çalışmaz bunlar. Çalışmıyorlar da.
ayette Allah Teala onlar diyor böyle bir iş başına geldi, güç sahibi oldular mı fesat olur diyor. Ama takva sahipleri iş başına geldiğinde ıslah ederler. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar. Fakat onlar öbürleri iş başına gelirse onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkorlar diyor. Hiçbir zaman Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanlar hakkında iyilik düşünmezler. Bugün Orta Doğu coğrafyasını darmadağın ettiler. Libya'dan tutun İran'a varana kadar her bir tarafı hallaç pamuğuna çeviren bu zihniyettir. Siyonist zihniyettir. Irak'ın parçalanmasının bu hale gelmesinin sebebi onlardır ve onlar yaptı. Suriye'de hakeza aynı sıkıntı. Libya'yı darmadağın ettiler. Bakınız İran'a da el attılar. Bugün İran'ın da başına gelen çorap örme işleri yarın bize de gelecek. Bundan korunman için acilen yöneticilerimizin de halkımızın da uyanıp tedbir almaları gerekir. Acilen. Neden? Erbakan hocam söyledi. O sözler tek 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 geliyor. Hayır nahum doktrini uygulanıyor. Büyük İsrail projesi, Büyük Orta Doğu projesi kalem kalem uygulanıyor. Halen tıkır tıkır işliyor. Böl, parçala, yut. Hayır nahum doktrinin temel felsefesi bu. Bölmek için aç bırakacaksın, işsiz bırakacaksın, ahlaksızlaştıracaksın. Hepsi oluyor. Hepsi. Bunun yanında bir baktığı, şöyle bir incelediğimizde Erbakan hocamın söylemiş olduğu Suriye, Irak, Suriye, ardından İran ve Türkiye diyordu. Evet, İran'da da başladılar. Eğer onu hak ederlerse buraya gelecekler. Tedbir almak zorundadırlar. Eğer bu olmazsa yarın kafamızı vuracak duvarımız bile olmayacak. Dövecek dizimiz olmayacak. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar asla Müslümanların iyiliğini düşünmezler. Tarih boyunca her zaman Muhammed ümmetiyle savaşmışlardır. Haçlı seferlerinde bunu görürüz. Halen devam ediyor. Onları insanlık adına İspanya'da zulümden kurtarmış, gelmiş ecdadımız memleketine yerleştirmiş, bu memleketin yıkılması için ellerinden geleni yapmışlar. Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indirmişler. Osmanlı'nın yıkılmasına sebep olmuşlar. Türkiye'nin Yahudi eksenine oturması için çaba sarf ediyorlar. Maalesef başarılıdırlar da. Dünyayı da tamamen bu şekilde yönetmenin gayretini gösteriyorlar. Evet. Onlar bizim hakkımızda iyilik düşünmezler. Bir nevi hayır duası olan Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi, sulhu, huzuru üzerinize olsun manasında bir dua olan Esselamu Aleyküm demeye dilleri varmaz. Sözü eğerler, bükerler, ağızlarında çevirirler ve Esselamu Aleyküm, acil ölün, geberin derler. Öyleyse biz de onlara aleyküm diyeceğiz. Yani Musa Aleyhisselam bunları İsrailoğullarını Firavun'un pençesinden kurtardıktan sonra Allah Teala bunlara hıtta deyin dedi. Şehrin kapısından girerken hıtta deyin, secdeye varın dedi. Allah'ın üstünlüğünü, Allah'ın kanunlarını kabul edin dedi. Bunlar hınta diyerek çevirdiler. Hınta. Para, para. Dünya dediler. Allah bunlara kudret helvasını, bıldırcın etini verdi, men ve selvayı verdi. Bunlar dünyalık istediler. Üçüncüsü, ehli kitaba karşı selam adabı. Birincisi, onlar kendi dinlerini, vahyi, kitaplarını bozdular, peygamberlerine ihanet ettiler ve bu inançlarıyla teşrife yani şereflendirilmeye, selama layık değildirler. Birincisi, bundan dolayı önce selamı biz vermeyeceğiz. Onlara selam vermeyeceğiz. Onlar bize selam verecek. Verdikleri selama göre de mukabele edeceğiz. Bu da ikincisi. Bunlar bizim hayrımızı istemezler. Ne dediler?
ve aleyke diyeceğiz. Ve aleyküm diyeceğiz. Üçüncüsü, ehli kitaba karşı izzeti İslam. İslam'ın izzetini, İslam'ın şerefini koruyun. İslami benlik ve şahsiyetinizi unutmayın diyor. Bu hususta taviz vermeyin. Bu maksatla yolda karşılaştığınız zaman tevazu olsun düşüncesiyle onlara yol vermek için şöyle kenara çekilmeyin. Şuurla hareket ederek onu kenara çekilmeye zorlayın. Umursamaz davranın onlara. Böylece o görmezlikten gelerek selam vermeden geçemez. Size karşı saygılı olması için davranın diyor. O zaman bugünün Müslümanları, Yahudi ve Hristiyanlara, bugünün ehli salibine, bugünün emperyalist dünyasına karşı onurlu duruşu sergilemedikleri için hep köle olmuşlardı. Hep boyunları bükülmüştü. Hala Amerika, hala NATO, hala İsrail diyor. Birçok Müslüman ülkesi, başta memleketimiz olmak üzere. Ama biz bunun tam tersini yapmak zorundayız. İşte Gazze bunu yaptı. İşte Filistin bunu yaptı. İşte İsrail dediğin kim ki dedi. Takmıyorum dedi. Bugün onlarca Yahudi askerini esir aldılar dün gece itibariyle. Tüm her şeyle teçhizatlı olan Yahudi askerini, Yahudi eşkıyasını Filistinli mücahitler esir aldılar. Haydi buyurun dediler. Bu halde bile esir alıyoruz dediler. İzzet-i İslam'ı düşünmek zorundayız. Bugün yeryüzünde Müslümanların izzet ve şerefini en güzel bir şekilde temsil eden Gazze'ye selam olsun. Gazze'ye selam olsun. Filistin'e selam olsun. Erbakan hocamın bir videosu var. Önemli bir video. Siz kimsiniz? Hadi oradan diyor. Biz 1000 yıllık mazisi olan ecdadımızın torunlarıyız. Biz Müslümanız. Biz sizden şerefliyiz diye bağırıyor meclis kürsüsünden. Bana ne Amerika'dan dememiz lazım. Bana ne İsrail'den dememiz lazım. Ama getirip mecliste konuşturursak izzet şeref kalmaz. Evet kıymetli dostlar. Bize kötü söz söyleyenin sözüne kötü sözle karşılık veremeyiz. Bunu da unutmayalım. Yani o bize sövdü, bize sövelim yok. Sözlerini kendilerine iade edebiliriz. Kabul etmediğimizi, o söylediklerin sana aittir diyebiliriz. Ancak aleyküm de olduğu gibi söyleyebiliriz. Yani kalkıp onun söylediği cümleleri aynen söyleyerek iade etmemiz doğru değildir. Böyle usulsüz, akılsız davranış, tavır ve sözlere karşı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu o güzel bir ifade ve aleyküm diyerek ifademizi belirtmemiz gerekir. Gayrimüslimlerle karşılaşınca selamın dışında günaydın, tünaydın, merhaba gibi sözlerle konuşulabilir. Yani yine onlara esselamu ala menittebaal huda da denilebilir. Yani bu tür şeyler gayrimüslimlere söylenir. Bir diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Gerçek mümin insanlara dil uzatıp ayıplayan, lanet eden, kötü davranışlarda bulunan ve hayasızca konuşan kişi asla olamaz, o değildir diyor. Peygamber Efendimiz, gerçek mümin insanlara dil uzatıp ayıplayan, lanet eden, kötü davranışlarda bulunan ve hayasızca konuşan kişi asla değildir diyor. Bir diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki yüzlünün Allah katında emin kimse olması düşünülemez buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan da inşallah önümüzdeki hafta bu iki hadis-i şerifle devam edeceğiz. Buradan müminlerin nasıl bir tavır, nasıl bir huy, nasıl bir davranış, nasıl bir söz söylemesi gerektiğini de öğrenmeye gayret edeceğiz. Günümüz hayır olsun. Gazze'deki, Filistin'deki mücahitlere Rabbim yardım eylesin. İsrail'i Rabbim kahreylesin. Ümmeti Muhammed'e uyanmayı, uyanıklıkla birlikte Filistin'le beraber olmayı lütfetsin. Bizleri Rabbim affetsin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.